dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi e, neresinden başlayayım bilmiyorum. Dinamo Kiev maçını mı konuşuyorum, başka bir şey mi konuşuyorum, neyi konuşayım? ben de bir çeşit oldum. Ama bence Dinamo Kiev maçı şu an için konuşulacak en önemli şeylerden bir tanesi. Fakat öncelikle şunu belirteyim. Bakın Fenerbahçe öyle bir girdapta, öyle bir konumda, öyle bir pozisyonda ki şu anda futbolcularına tıkır 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 teklif geliyor. Ulan şimdiye kadar durdunuz aklınıza şimdi mi geldi diyesi geliyor insana. Mesela bugün bile e, Fenerbahçe'de Crespo ve Rossi'ye ciddi teklifler var. Bu oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalleri yüksek diye bir söylenti ortaya atıldı. <laughs> söylenti diyorum sanki ben aynısını söylemiyorum gibi. Yani bugün ortaya atıldığından dolayı diyorum. Yoksa Bunların duyumunu zaten ben verdim. Hatta 14'ünde hatırlarsınız. 14 Temmuz'da şeydi. Twitter'da bir hesap vardı. Rossi'ye, Brezilya ve MLS'ten ciddi teklifler var diye. Yağız Sabuncuoğlu, Flamengo'nun şeyi var diye. ilgisi var, alakası var diye konuşuyordu. Ben şunu söyleyeyim. Yani dur üyelere söylediğim cümlenin aynısını söyleyeyim arkadaşlar. Sonra kimseye de hak geçmesin. Şimdi üyelere şunu söyledim arkadaşlar bakın günlerdir haftalardır hatta haftalardır duyum veririm ama hep unutuluyor bir daha hatırlatmak istiyorum. Rossi için bana 12 artıya gidebilir Mayıs ayı civarında. Gör bak 12 artı teklif gelecek boşuna 5.5 vermedik denilmişti. Haziran ayından itibaren bunu kanalda da duymuşsunuzdur. Hani aboneyseniz bile duymuşsunuzdur. Chris bu için... Bana hani 12'ye kadar opsiyonlu teklif var, 8 direkt teklif teklif geldi, biz 12 istedik diye. Sonrasında 12'ye kadar opsiyon yükselttiler ama biz 15 istiyoruz diye ve 12 artıya gidebilir diye e, duyumlarım vardı Şubat ayından beri hatırlarsanız birçok kişinin alay ettiği duyumlarda. Bence şimdi tam zamanı. <laughs> arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, bakınız, Crespo, Zait. E, Dice mi? Dice'i konuşmayacaktım ki. Neyse Salahi, bakın Rossi. Ya bunlara teklifler var. Görüyorsunuz. Al Kim Minji'nin durumu ortada. Ki bir önceki videoda muhtemelen sıralama aynı olacak. Bir önceki videoda konuştuk. E Ferdi, Osai. Şu anda Ferdi, Osai'yi satıyorum desen ikisine de çift taneli teklifler gelecek. Yani Arda Güler desem zaten Arda Güler de konuşmanın lüzumu yok. Bu sene gitmeyecek. Ona garanti veriyorum. Ama hocam işte ee, ya Subun, Subuncuoğlu dedi ki işte gidecekmiş falan filan. Arkadaşlar siz ona sorun. Ben gitmeyeceğine garanti verebilirim bu sene. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bak bir sürü isim var. Ya bu adamların oynadığı bir takımın şampiyon olduğunu bir hayal etsenize. Bizi niye engellemeye çalışıyorlar zannediyorsunuz? Bir hayal etsenize. Sadece şampiyon olduğunu hayal edin bu takımın. Ya bu takım bu sene bak daha bu sene şampiyon olmadan Allah yarı. Ozan Tufan'ı e, ikisini yedi buçuğa gönderdi. Kim için 20 konuşuyor? 27 buçuktan bahsediyorsun. Hani e, Arda Okan'dır, dırt dırt hani ufak tefekler tefeklerse yaklaşık 20 milyon euro şey 30 milyon euro satışım var. Ya bu takım şampiyon olsun rahat 60'ı 70'i geçer ya. Siz bana ne anlatıyorsunuz? <laughs> Hocam hülle yapıyorsun. Kim hülle yapıyor? Sen yapıyorsun. La ben ne yapayım manyak? Ha sen yapmıyorsun. Ali Koç yapıyor. Şu mu hülle? Fenerbahçe'nin son zamanlarda aldığı futbolcular ve sattığı ücretler. Alış fiyatı ve satışını paylaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Elif Elmas. 180 bin euro. Satış 17 milyon euro. Not sonraki satışından da pay hakkım var. Yani 20'ye 30'a şuna buna satılsa belki 20'ye çıkacak. 180 bin aldım 17 milyon euro. Simon 7 milyon euro alış. 12.5 satış. Hocam 5.5 ne ki? Değil mi 5.5 ne ki? Elinin kiri. Sen 5.5'ü ver bakayım bana da milyon euroyu ben ne alıyorum? He Peugeot 2008 al. Doğru artık şu şartlarda bilmiyorum. E, dua etmenizi bekliyorum. Hani Mesut'la Samat gidince dua, Samat'ta gidince dua edecektiniz. Neyse Samat'ta gitsin başlayın. Vedat Muriçi 5 milyon euroya al 19.90'a sat. Allah yer 500 bin euroya al Yok 753 bin euro diye hatırlıyorum. 4.5 artı sonraki satıştan %50 diye sat. Ozan Tufan'ı 7'ye aldın. 3.5'a sattın ama sonraki satışından da pay hakkı var. Fakat kurda dalgalanma var. Minciyi e, Minci'yi 3'e aldın 20'ye satıyorsun bugün. Bir şey söyleyeceğim. Biz neyi doğru yapıyorsak bunun üstüne bir de bir de bunun üstüne bir de şampiyonluk eklersek bak bakalım daha ne oluyor. Ya senin ezeli rakibin seni ne kadar da ezeli rakip ebedi dost görmese de senin ezeli rakibin ebedi dostun dediğin Galatasaray. Okan Buruk açıklama yapmış. Jack Ney ile yollara ayırdık. Bafetemi, Gomis ve Mustafa var bizde çünkü demiş. Bizde de Mustafa Hoca var kapıştıralım mı? Ona çok şans veremezdik. Militan'ın şey Morutan'ın süre alabileceği bir yerde oynayınca bizi daha güçlü dönebileceğini düşünüyoruz. Ee, demiş. Onu da Sivas'a kiraladılar herhalde. En büyük eksikliği maç oynamak demiş. Hani la bucaklı geçen gün konuşmuyor muydu ben Türkiye'nin en iyi forvetiyim benden iyi forvet yok işte ben, ben, işte kuzuları suladım bilmem ne yaptım falan filan ben yeter artarım kaynanam da iyi falan filan demiyor muydu? Jack ne için? Galatasaray'a hani şimdi yazmış Galatasaray arkadaşlar Mesut Özil kazığı Fenerbahçe'yi. Ulan bunu söyleyken insan bir düşünür. Hani bıldır ki yediğim hurmalar mevzusu gibi bak. Jack Ney için Galatasaray'a 10 milyon euro bon servis. 3 milyon euro şampiyonluk primi not. Şampiyon 3 milyon euro vereceğiz dediler. O sezonki Kasımpaşa Galatasaray maçı komediydi. Galatasaray o maçı. Hani Kasımpaşa'nın hakkı olan maçı sanki bilerek yenildi gibi ee, yenilmişti. Eğer aynısı Fenerbahçe olsaydı şimdi savcılar malcılar görevdeydi. Değil mi? Ama hiç Galatasaray olunca her şey kötü niyet düşünülmüyor. Onu geçtim ben. 10 milyon servis, 3 şampiyonluk primi. Ne etti paşam? 13. 13'ün %18 KDV'si transfer son güne kaldığı için Kasımpaşa da bunu şart koymuş. KDV'yi siz ödeyin demiş. Normalde parayı alan kulüp öder arkadaşlar vergiyi. Hani biz 10 milyon euroya futbol sattık ya. %18 KDV olarak ödüyorsun bunu. Bilginiz olsun. Ki Galatasaray geçi çok vergi ödemeye e, alışkın bir takım değil ama nasıl kabul etmişler bunu. Gerçi nasıl olsa silinir demişler. Ya siz bize yazın boş bir bizden silinir demişler herhalde. Son yıllarda bayağı vergileri silindi. Kendi başkanlarının itiraflarıyla söylüyorum. Hani bunu da kabul etmişler. 13 milyon euronun %18'i hani aşağı yukarı düz mantık 2-2,5 falan hani 2 milyon 350 bin euro civarı diyeyim. Yani totalde Galatasaray'ın kasasından çıkan 15 milyon 340 bin euro civarı bir para. 4,5 yıllık maaşı da 10 milyon 650 bin euro dersek Galatasaray'a Cagney'nin maliyeti yaklaşık 26 milyon euro zarar. Sonra diyorlar ki efendim şöyle böyle falan filan inter milan. Fenerbahçe hülle yapmış, mülle yapmış, külle yapmış, gülle yapmış. Allah aşkına alaverayla, dalaverayla uğraş, uğraşacağınıza kadar doğru düzgün transferle uğraşın. Onu bunu hedef tahtasına koyup saçma sapan yerlerden yardım alacağınıza kadar. Misal Göztepe maçı. Galatasaray'da benim akrabalarım diyor ki ya ne gerek vardı diyor. Bıraksalar da küme düşseydik diyor. Bizi kolladılar diyor. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar diyor. Kümede tuttular diyor. Ya sen küme düşme adayısın. Marka oyu 12'ye satmışsın. yok kim 20, 20 eder mi? Onun 20 ettiği piyasada ben 50 ederim. Et lan o zaman. Et 50 et o zaman. Seni kim engelliyor ya? Ya senin 50 olmanı kim engelliyor? Sat 50'ye kendini. Ya saçma sapan işte. Bir tane haberini gördüm Galatasaray'ın. Evander transferiymiş. Midland 10 milyon euro peşin para istiyormuş. Bakın Galatasaray'ın teklifine bakın. 3 yıla yayılmış şekilde 5 milyon euro teklif etmişler. Ve diyorlarmış ki transfer zora girdi. Sonra diyorlar ki Fenerbahçe nasıl bu kadar adam satıyor? Fenerbahçe geliyor bizim istediğimiz futbolcuyu istiyor şöyle böyle. Ya etmeyin eylemeyin. Herkes Türkiye'deki ortamdaki takımlar gibi değil. Her takım size yatacak diye bir şey yok. Her takım size bedavadan futbolcu verecek diye bir şey yok. Her takım size ha ha bunlar vergisi siliniyormuş. Ha biz de acıyalım da yazık. Biz de bunlara şöyle yapalım diyecek hali yok. Fenerbahçe için ama şunu da belirteyim. Bak şunu da söyleyeyim. Bak şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin çok zekice bir hamlesi var. Kendi oynatmasa bile milli takımlarda oynayabilen, milli takımlarda popüler olabilen futbolcuları almak gibi bir şey yaptı. Vedat Muriçi Fenerbahçe'deki performansından gitmedi. İngiltere'de İngiltere'de Wembley'de gitti. İngiliz milli takımını perişan etti. Hop kaptı gitti. Atilla Salahi Wembley'de İngiltere'ye karşı yaptığı şeyler şimdi göz önüne aldı mesela Atilla Salahi. Ha, o kadar hani Fenerbahçe'de ahım şahım bir performans sergilemedi. Bence Vedat'ın son dönemi çok kötüydü. Rezildi. Samatta mamatta ayarında bir şeydi. Ha, şans yüzümüze güldü. İnşallah bundan sonra da hep güler. Bak Crespo. Osayi. Ferdi şu bu. <laughs> İnşallah böyle olur. Kiev maçı. Şimdi Kiev maçına ilişkinde e, Ulaş abi sanırım bir görsel hazırlamış. Hani nasıl bir 11 bekliyorsunuz diye. Açıkçası şunu söyleyeyim. Ben şöyle bir 11'e yani hemen hemen alışık gibiyim. Altay Kaleci, Osayi, Serdar, Salayi, Ferdi. İsmail Yüksek 11'de oynatılır mı? Ee, yoksa İsmail'in yerine Crespo'yu mu oynatır? Biraz bende soru işareti açıkçası. Zayt muhtemelen 8'de oynar şu an en hazır gibi. Zayt'sın önünde bir üçlü olacak. Ya da Zayt da o üçlünün tam ortasında olacak. Solunda Lincoln, sağında İrfan olabilir. Valencia, Rossi çift forvet hattı. Yani şu anki kadro dizilişi bence böyle ya. Mantıklı. Şimdi Serdar Dursun bence deplasman diye hani bir an önce golü bulalım diye oynatılmayabilir. Mantıklı. Ara o da yeni geldi. Birden bir alıp oynatacağını zannetmiyorum. E, Mert Hakan Yandaş hala sakatlığı var. E, tam iyileşmedi. Emre Mor bence yedekte olabilir. Mantıklı. Buruma'nın form durumu zaten tırt. Yani Buruma form durumu kötü. Şu an böyle gibi. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Marcel Tisserand ve Lemos eğer gidecekse bile yani Lemos için demiyorum ama Tisserand gidecekse bile 20'sinden sonra gider. Çünkü hali hazırda elde tutuyoruz Tisserand'ı. Maçtan biliyorsunuz 24 saat kalaya kadar iki oyuncu ekleme çıkarma hakkı varmış. Ee, ve çok ciddi bir şekilde Tisserand, Lemos hazırlanıyormuş arkadaşlar. Muhtemelen biz stoper transferini yetiştiremeyeceğiz. O isimler oynayacak gibi. bunların yedeği mesela Altay'ın yedeği beni çok korkutuyor. Dosta korku düşmana güven veren bir Yedek tandem var. Serdar Salahi'nin hadi Arao'yu oyu saydın diyelim. Bence Tisserand'ın falan oraya bir an önce eklenmesi lazım. Gustavo mesela bu şeyde yok diye biliyorum listede. O da ayrı bir ironi. mesela Crespo şey falan. Novak eklendi. Çağatay yok. ve bu tandemde mesela Joshua King eklendi. Buruma eklendi falan. Valla Fenerbahçe'nin bir şey söyleyeyim. Bana kızmayın, darılmayın, gücenmeyin ama ya mevcut şartlarda bile Dinamo Kiev'i elemesi lazım ya. Arkadaşlar savaş mağduru şunu bunu geçtim. Adamlar da doğru düzgün topçu kalmadı desem herhalde yalan söylemiş olmam. Ha var illa var. Hani hepsi de gitti diye bir şey yok. Senin tek sıkıntı ne? Kim Minji. Bence Kim Minji gitmemiş olsaydı ya da şu maça çıkabilecek olsaydı ben %100 favori Fenerbahçe derdim. Sizi de beni de korkutan Kim Minji'nin durumu. Ama Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi lazım. Bence bu turun geçilmesi transfer getirecek. Hatta e, bir riske girerek bir şey söyleyeyim. Bence gelen kapı bir kişi hariç. 21 Temmuz'dan önce beklemiyorum. Siz de beklemeyin diyorum. Giden kapı da 21 Temmuz'dan sonra olur gibi geliyor arkadaşlar. En azından şu kadroda az önce isimini gördüğünüz isimlerden biri olursa diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Hocam son olarak Crespo Rossi gider diyor musun? Bence %90 ikisi de gider. Yani tek tek özelinde de %90-90 ihtimal veriyorum. İkisi de 10 artıya gider diye düşünüyorum. Zeiss için teklifler var ama zaytsın yerini doldurabilir misin? Sözleşmemi uzatırsın. Ee, o konuda bir şey söyleyemiyorum. Salahi için teklifler durmuyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Bakalım ne yapacağız. İz Hocam iskelet bozuldu ya. Ya çok takılmayın iskelet bozuldu olayına. İskelet bozuldu ya çok fazla takılmayın. Az önce listede gördünüz mesela kadroda gördünüz. Asıl ana iskeletin neresi senin? Bence savunma. Yani bir daha getireyim şöyle ekrana. Ana savunma aynı duruyor 6 ayda dahil. 5. Zaitz 6. İrfan 7. Valencia Rossi 8. 9 olmuş oluyor hani satmış olsan bile atıyorum Crespo'yu satsan şu listede zaten yok. Arao'yu getirdin. Salahi'yi satacak o zaman 9'dan 8'e düşmüş oluyor mesela kadron. Buraya A1, A klas bir stoper getirecek olsan zaten değişmiş oluyor. Bence ana minvalde çok takılmayın. Ha şu an açık söyleyeyim Lincoln'ün e, solda oynaması daha mantıklı Bence Rossi'yi sola alıp Lincoln'ün forvet arkası koysak daha etkili gibi bir de Lincoln'ün duran toptan inşallah şansı yüksek olur ya o maçta. İnşallah duran topta gol ya da asiste olur. Ben bu şekilde de bulunuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, görüşürüz inşallah. Gelişmeleri aktarmaya çalışacağım sizlere. Başka bir şey daha diyecektim ya. Neyse aklıma gelince diğer videoda konuşurum inşallah. Görüşmek üzere.